Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir süredir hep konuşulan Suriye operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almak istememizi de gündemine aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik olası operasyon hakkında konuştu. TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, her zaman terörle mücadelede teyakkuz halindeyiz ifadesini kullandı. Olası operasyon için kimseden icazet almayız dedi. Buradan doğrudan bir saldırı var. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Sivil insanlar ölüyor. Masum Suriyeliler de öldürülüyor. Böyle bir durumda bu teröristler orada olduğu sürece tehdit devam edecek. Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık, almayız da. Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiğimiz PKK-YPG'ye yönelik harekata hem ABD'nin hem de Rusya'nın taahhütleri ve vardığımız mutabakatlar çerçevesinde bir ara verdik. Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru görüşmelerini de değerlendirdi. İstanbul'da yapılan 400 zirve sonrasında da temasların devam ettiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi umut ediyoruz diye konuştu. ABD ile devam eden F-16 görüşmelerini de değerlendiren Çavuşoğlu, F-16 satışında Yunanistan şartını kabul etmemiz mümkün değil dedi. F-16'yı tabii ki ABD'den almak için bir girişimde bulunduk. Fakat bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme de bizim evet dememiz mümkün değil. Orada ne diyor? Yunanistan hava sahası. Yunanistan hava sahası derken neyi kastediyorsunuz? ABD bugüne kadar sürdürdüğü gerek Kıbrıs'ta gerek Türkiye-Yunanistan arasında izlediği dengeli politikadan bir sapma yaşamıştır. Bu denge politikasına tekrar ABD'nin dönmesi gerekiyor. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırdığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Atina yönetiminin uluslararası anlaşmalara uymadığına işaret etti. Adalarla ilgili egemenlik tartışmasını başlattık diye konuştu.